Adım Telat Alakuş, Akbaş köyünde. Evet efendim, böyle bir tesis yapılıyor şimdi buraya. Neler söylersiniz? Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Belediye başkanı yüksel. Belediye başkanımıza, teşkilatlarına, bütün yardımcı olanlara çok teşekkür ederiz. Engin Akkan. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Evet, böyle bir tesis yapılıyor. Neler söylersiniz? Yani bu tesis mahallemiz için ve onun için yani gerçek güzel bir proje. Bu yüzden dolayı yüksel başkanına çok ederiz. Yani bizi şehir merkezinde aynı tuttuğu için mutluyuz. Sabri Dolan. Buralı mısınız efendim? Akbaş buralıyım, Akbaşlıyım. Evet, böyle bir tesis kazandırılıyor buraya. Neler söylersiniz? İyi oldu mu? Vallahi başkanımızdan teşekkür ederiz. Ne diyelim, bizi böyle bir baza yerine kavuşturduğu için. Başka da diyecek bir mutluyuz. Sağ olsunlar. Ne mutlu. Böyle hizmete çok iyi. Yani herhangi bir aksilik, herhangi bir şeylik yok. Ama böyle tertemiz daha iyi olur yani. Yani eskiden biliyorsunuz köylük yerlere, yani sokaklarda millet vatandaş şey çekiyordu zaten, rezillik çekiyordu. Ama böyle oldu, ne mutlu. Ya şu an diyecek bir şeyim yok. Allah razı olsun, bir kere değil bin kere. Çok memnun oluruz pazar yeri yapıverdiği için. Hayırlı uğurlu olsun. Başka, güzel oldu mu böyle? Çok güzel oldu. Tertemiz, bak beni de yakın. Evet. Sağ olsun. Sağ olun, siz de sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Honaz Belediyesi Akbaş Sosyal Tesisi temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Törenimize Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlıyoruz. Sizleri uygun vaziyete davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Kıymetli hazirun, değerli konuklar. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepeni kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Genel Başkan Yardımcım, meclis üyelerim, çok değerli muhtarlarım ve Akbaş'ın çok kıymetli, çok değerli, benim yanımda olan, dimdik duran Akbaşlı hemşerilerim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İnanın çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Aslında ben konuşma yaparken hiç heyecanlanmam. Çünkü 31 Mart akşamı Akbaş bir destan yazdı. Sayın Genel Başkan Yardımcımla birlikte burada gecenin saat 12'sini geçtiğinde halen sandıkların başında seçim mücadelesi veriyorduk. Ama bir tek biz yoktuk. Bütün Akbaş oradaydı. Ve Akbaş okulunun önüne çıktığımızda, biz seçimi kazandığımızda hep birlikte mutluluk, gözyaşı, gurur ve onuru hep birlikte yaşadık. O gün söz verdik. Dedik ki Akbaş'a en büyük, tarihin en büyük yatırımını yapacağız. Ve bugün buradayız. Gerçekten o sözümüzü tutmuş olmanın, verdiğimiz o sözün arkasında durmuş olmanın onurunu yaşıyoruz. Çünkü Akbaş her şeyin en güzeline layık. Akbaş her şeyin en değerlisine layık. O yüzden bugün burada yaklaşık 3,5 trilyonluk bir yatırımı temelini atıyoruz. O yüzden bu gurur sadece benim değil. Bu gurur aynı zamanda siz değerli Akbaşların, sizleri bütün kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, bu bölgeler yaklaşık 1600 metre, 1500 metrenin üzerinde yerler. Coğrafyası zor yerler. O yüzden hizmetin gelmesi diğer bölgelere göre biraz daha unutulmuş bölgeler. Ama şunu unutmayalım. Akbaş bizim hayatımız boyunca siyasi kariyerimizin her yerinde çok önemli yere sahip bir mahalle. Akbaş kahraman insanların, cesur insanların yaşadığı bir yer. O yüzden şu gördüğümüz alan onlar için çok bence düşük bir proje. Daha neleri hak ediyorsunuz ama olanaklar şimdilik bu. Şimdi projeden bahsedeyim.
İlk göreve başladığımızda 10 Haziran, henüz daha 3. yılı doldurmadık. 3. yıla yaklaşık 6 ay var. Doldurmadan 3 yılı bu projenin imzasını atıyoruz ama çok zorlu süreçlerden geçtik. Bu yerin tahsisinde inanın o kadar büyük zorluklar yaşadık ki. Geldiğimiz ilk hafta hemen tahsis için ne yapabiliriz'i düşündük ve tahsis için gerekli kurumlara başvuru yaptık. 12 ay, 13 ay bizi beklettiler. En sonunda sağ olsun genel başkan yardımcım, sen dedi bunu bana bırak, ben gereken her türlü katkıyı sağlarım. Bizzat kendisi, sayısını bilmiyorum ama 3 olduğundan, kesinlikle 3'ün altında olmadığından eminim, en az 3 kez o kuruma gitti ve buranın izin yazısı için birebir her gün uğraştı. Ve ben o büyük alkışı Sayın Gülzar Biçer'e vermenizi rica ediyorum. Sağ ol, var ol Sayın Genel Başkan Yardımcım. Honaz Belediyesi. Honaz Belediyesi 2019'dan 2022'ye olan süreçte, henüz 2022'ye girmedik ama bütçemizi planladık. Bu süreçte evet, bu arada bir cenazemiz var. Onlara da başsağlığı dileriz. Evet, neler yaptık? Birçok yatırım yaptık. Birçok projenin hem başlangıcını hem de bitimini yaptık. Honaz kapalı pazar yerini yaptık. Yıllardan beri sokakta pazar yapan Honazları artık çağdaş, modern, kaliteli bir ortamda alışveriş yapabilir hale getirdik. Aydınlara yaptık. Burada Aydınlar Muhtarım. Orada bir kapalı alan yaptık. Ve çok da güzel oldu. Menteşe küçük bir projemiz yaptık. Şimdi sıra Akbaş'ta, ardından Karaçay'da, ardından Yokuşbaşı'nda. 3 yılda 6 kapalı alan yapabilen başka bir belediye ben hatırlamıyorum. Bunu biz başardık. Hem de nasıl başardık biliyor musunuz? Sıfır borçla. Şu anda Honaz Belediyesi'nin hiçbir kuruma, hiçbir kişiye, hiçbir devlet dairesine borcu yok. Finansmanı iyi yönetiyoruz. O finansmanı yönettiğimiz gibi yatırımları da doğru yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle ihtiyaç Akbaş'taydı. Akbaş'ın bugüne kadar temel atılmamasının nedeni sürecin uzun sürmesiydi. Ama bugün buradayız ve yüklenici firmayla biraz önce de konuştuk. Aslında 2022 yılı sonu diyoruz ama biz 2 Haziran'da burada tıpkı bu kalabalıkla birlikte bu projenin açılışını yapacağız. 2 Haziran günü buluşmaya var mıyız? Varız. O zaman 2 Haziran'da sizi bu modern tesisin açılışını da yapmaya davet edeceğiz. Birlikte daha güzel, daha anlamlı günleri birlikte yaşayacağız. Ben konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum ama rakımın yüksek olduğu yerlerde siyaset yapmak zordur. Hele hele yerel seçimlerde, biliyorsunuz Mart 31 Mart'taydı seçim. Buralara gelmeyen, buralarda izi olmayanların buralarda olmamasını ben çok doğal karşılıyorum. Çünkü Düzova'da şehirde siyaset yapmak kolaydır. Şehir merkezinde siyaset yapmak kolaydır. Ama Akbaş'ın vatandaşının gözünün içine bakarak başkan ne oldu bizim pazar yeri, yalan mı oldu dediğinde onun cevabını verebilmek her kişiye nasip olmaz. Evet, cevabını veriyorum. İşte pazar yerimiz, sosyal tesisimiz burada. Gururla söylüyorum. 1600 metrede 31 Mart'ta 2 Haziran'da izi olmayanlara selam olsun. Burada mücadele edenlere de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Çünkü kolay değildir bu mücadelenin içinde olmak. Değerli ilçe başkanım burada. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Değerli dostlar, siyaset artık günümüzde çok çok farklı noktalarda. Küçücük çocuktan yaşlı teyzeme, biraz önce görüştüğümüz 90 yaşındaki teyzeme, artık Türkiye ne oluyor, nereye gidiyor sorusunun yanıtını arıyor. Çünkü hangi bölgede olursanız olun bu ülkenin sorunlarından uzak durma şansınız yok. Dün Mersin'deydik. Nasıldı kalabalığımız? Nasıldı? Harikaydı değil mi? O Mersin'deki güzel insanlara da selam olsun. Onlara da kocaman bir alkış. Ama şöyle bir 180 derece açıyla arkaya doğru baktığınızda
Akbaş burada, tıpkı Mersin gibi, tıpkı bu ölçekteki bir köyde, bu ölçekteki bir mahallede bu kadar büyük kalabalığı bir arada olabilmesi, buraya gelebilmesi bizim için büyük bir gurur. Demek ki biz doğru işler yapıyoruz. Sayın Genel Başkanım doğru işler yapıyor. Kırık koluyla burada Akbaş Okulu'nun, ilkokulun önünde o kahramanca mücadelesinin bugün semeresini yaşıyoruz, ödülünü yaşıyoruz. Ben size, hepinize saygılar sunuyorum. İnanın bugün kalbim o kadar hızlı çarpıyor ki, o kadar duyguluyum ki, o kadar hem onurluyum hem de gururluyum ki. Çünkü verdiğimiz sözü arkasında durabildik, yatırımı yapabildik. Şunu da söyleyeyim, Akbaş Sosyal Tesisinin parası şu anda hazır banka şubemizde, vadeli hesabımızda duruyor biliyor musunuz? Borçla yapmıyoruz. Kendi olanaklarımıza, hiçbir yerden yardım almadan, hiçbir kurumdan yardım almadan, hiçbir kurumun kapısına gidip dilenmeden yapıyoruz. Kimle yapıyoruz biliyor musunuz? Siz değerli Honazlarla, siz değerli Akbaşlarla yapıyoruz. Ve hiç kimseye de avuç açmayacağız. Honaz bizim dönemimizde borçsuz olarak bu projelerin hepsini yapacak. Onun da hem onurunu hem de müjdesini vermiş olayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepen'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Denizli Milletvekilimiz Sayın Gülizer Biçer Karaca'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun vekilim. Sayın İlçe Başkanım, değerli Belediye Başkanım, Belediye Meclis Üyelerim, değerli Honazlı Muhtarlarım, Akbaşlı Hemşerilerim, Denizli'den, Honaz'dan buraya bugün bu açılış için bizleri onurlandıran değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi, tabii ki değerli basın mensubu arkadaşlarımız, basın emekçilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanımız Honaz'daki seçim sürecinden biraz bahsetti. 31 Mart akşamı hepimiz buradaydık, sizler buradaydınız. Demokrasilerde sandığın iradesine, milletin iradesine saygı duymak çok kıymetlidir. Kim kazanıyorsa, kim kaybediyorsa milletin iradesidir. Hepimiz saygı duyacağız. Ancak o gün akşam milletin iradesine saygı duymak istemeyenler geldiler Akbaş sandıklarını, Akbaş'ın okulunda oyları saydırmayacağız ve baskıyla, tehditle seçimi, kazandığımız seçimi kaybettirmek için mücadele ettiler. Ama ben burada başta Akbaş muhtarım olmak üzere tüm Akbaşlı hemşerilerime o gün demokrasiye, millet iradesine, kendi iradelerine sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun tekrar. Tabii seçimin kaderini aslında Akbaş belirledi. O yüzden Akbaş bizim için gerçekten, Honaz'ın her yeri çok kıymetli ama o gün akşam buraya geldiğimde Honaz ilçe başkanım beni aradı, dedi ki sayın vekilim Akbaş'taki sandıkları saydırmıyorlar. Çok ciddi bir sorun var. Eğer buraya gelirsen, Akbaş'taki sandıkları saydırabilirsen seçimi kazanacağız. Ama saydıramazsan maalesef kazandığımız seçimi kaybedeceğiz, dedi. Hemen atladık, buraya geldik ve o oylar sayıldı. 11 oyla Honaz'da belediye başkanlığı yıllar sonra el değiştirdi ve Millet İttifakı'nın adayı Sayın Yüksel Kepenek belediye başkanlığını kazandı. Ama bitmedi, mücadele ettiler, gittiler, devşirdiler, bir oya düştü, bir oyu da iptal ettirdiler. Dediler ki olmadı, biz bu oyunu, bu sonucu beğenmedik, tekrar bir seçim yapacağız. Olsun dedik, tekrar yaparız. Çünkü biz Honaz'a, Honazlı hemşerilerimize güveniyoruz. Ve 2 Haziran günü Honazlı hemşerilerimiz sizlerle birlikte o tarihi farkı burada bize yaşattılar. Ve demokrasinin, millet iradesine saygı duymak ve milletin kararının önünde durulamayacağını bir kez daha gösterdi. İşte Akbaş'ın öyküsü Honaz'ın öyküsüyle böyle barıştı, böyle birleşti. Geçtiğimiz gün, dün biliyorsunuz Mersin'de mitingimiz vardı. Milletin Sesi mitingiydi. İlk mitingimizdi.
Bu arada Bozkurt İlçe Başkanımız ve Bozkurt Belediye Başkanımız da geldi. Hoş geldiniz sevgili başkanlarım. Sayın Genel Başkanıma dedim ki, Sayın Genel Başkanım, biliyorsunuz Akbaş, Honaz seçimlerinin kaderinin çizildiği ve belirlendiği yer. Orada da Sayın Belediye Başkanımızın, muhtarımızın, Honaz'da hemşehrilerimize verdiği bir söz vardı Akbaşlara. Bir pazar yeri, onun temel atma töreni var. Eğer siz de uygun görürseniz, ben o temel atma töreninde Akbaşlı, Honazlı hemşerilerimle birlikte olmak istiyorum dedim. Sayın Genel Başkanımız dedi ki, Mersin'den, Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Honazlı, Akbaşlı demokrasi mücadelesinde dimdik duran hemşerilerimize sevgi ve selamlarımı iletin. Oradaki milletin sesini de Honaz'dan sizler duyurun dedi. Ben Sayın Genel Başkanımın sizlere selamlarını ve saygılarını iletmeyi de buradan bir borç biliyorum. Seçimden sonra iki kez Akbaş'a geldim. Her geldiğimde muhtarım vallahi yolda önümü kesti. Vekilim temel atılmadı, vekilim temel atılmadı diye. Telefonda defalarca, ancak değerli arkadaşlar maalesef saraydaki tek kişilik şahsım hükümeti milletin iradesine çok da istedikleri, kendileri seçilirse saygı duyuyorlar da seçilmezse duyulmuyor. Bu pazar yerinin tahsisini almak için gerçekten 1,5 yıla yakın süre çok ciddi mücadele edildi. Ve sonuçta 6 aylık bir süreyle tahsis verildi. Dediler ki 6 ay içerisinde yaptınız yaptınız. Yapmadığınız bu yeri tekrar geri alacağız dedi. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Muhtarımızın karşısında ve özellikle de 31 Mart seçimleri öncesinde 2 defa geldiğim ve her defasında bu yerde, şu an bulunduğumuz yerde bir pazar yeri sözünü benden almak ve söz mü diye bu mücadeleyi veren siz değerli Akbaşlı hemşerilerimin karşısına bu vaadimizi de yerine getirebilmenin, sözümüzü tutabilmenin onuruyla, gururuyla yer alıyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız seçimler öncesinde hem belediye başkan adaylarımıza, seçildikten sonra da seçilen belediye başkanlarımıza şunları söyledi. Hiçbir şekilde sandıkta bana oy verdi vermedi ayrımı yapmaksızın yönettiğiniz kentin tüm insanlarına, tüm yurttaşlarına eşit hizmet vereceksiniz. Ancak bir de ayrıcalık yapabilirsiniz. Bugüne kadar hizmet almakta mağdur olmuş, hizmet almakta dezavantajlı duruma gelmiş ya da hizmet alamadığı ve kentin en yoksul ve gerçekten hizmet yoksulu olan mahallelerine öncelik vereceksiniz dedi. İşte Sayın Belediye Başkanımız da o tahsisler alındıktan sonra yıllardır Akbaş'ın hayali, Akbaşlı hemşerilerimizin rahat bir şekilde karda, yağmurda, çamurda rahatlıkla pazar alışverişini görebileceği, muhtarımızın modern bir muhtarlık evine kavuşacağı, iş yerleriyle, kapalı pazar yeriyle, parkıyla Akbaşlı hemşerilerimize hizmet verecek bu modern tesisin açılışını gerçekleştirmek bizim için de bir gurur, bir onur vesilesi. Burada bu kadar kalabalığın bizlerle birlikte olması bu hizmetlerin getirdiği memnuniyetten olduğunu düşünüyorum. Akbaş isteyecek, Honaz isteyecek, Denizli isteyecek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'yla birlikte, dostlarımızla birlikte sizlere hizmet etmenin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz diyorum. Pazar yerimiz, etkinliğimiz ve çocuklarımıza oyun alanı, modern, yaşanabilir, sağlıklı bir kent olma anlamında Akbaş'a verilen bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bozkurt Belediye Başkanımız Sayın Birsen Çelik de aramıza katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Şimdi törenimizin bu bölümünde kurban kesimi yapılacak. Kurban kesimi, temel atma duası ve töreni için değerli protokol üyelerimizi sahneye davet ediyor. Mikrofonu hocamıza veriyorum. Evet sevgili muhtarlarım, meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, İrfan abi, Ramazan Bey. Sevgili dostlar, İyi Parti
yönetiminden Güven Acar, Güven Bey lütfen İYİ Parti il yönetiminden. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Osman Muhtarım bekleniyorsunuz buraya. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Hasbunallahu ni'mel vekil, hasbunallahu ni'mel vekil, hasbunallahu ni'mel vekil, ni'mel mevlam ve ni'men nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel mesir bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı ve yüce mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zamanda alma kudretine sahip olan yüce Allah'ım. Şu anda kapına geldik, yüce divanına durduk. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık. Bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, yüce Kur'an-ı Kerim'in insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer fermanına uyarak hayırlı hizmetlere vesile olması temennisiyle bu temeli atıyoruz. Bu faaliyetimizi hakkımızda hayırlı eyle ya Rabbi. Bu tesisin yapılacağı alanı tahsis eden ailemizin ve belediye başkanımızın niyet ve gayretlerini mübarek kıl ya Rabbi. İşi tamamlamalarını ve başarılı olmalarını nasip ve müessir eyle ya Rabbi. İnşasında çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle ya Rabbi. Belde ve bölgesinin, bütün vatanımızın gelişmesi ve yücelmesi için çalışan bu ve benzeri kardeşlerimizin sayılarını arttır. Emek ve kazançlarına bolluk, bereket lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahi, iki günü birbirine denk olan aldanmıştır düsturuna uyarak bu hayırlı girişimde bulunan büyüklerimizi, kardeşlerimizi emellerine ulaşmalarını kolaylaştır ya Rabbi. Güçleştirme ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi ve hepimizi başladığı işi tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Utandırma, utanılacak şeyler yaptırma, hüsrana uğratma, düşmanları bize güldürme. Temeli atılan bu inşaatın tamamına ermesini, hayırlı faaliyet, hizmet ve kazançlara vesile olmasını ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin bi hurmeti daha ve yasin ve selamun alel murselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bu aylardan beri süren bir emeğin son noktası. Artık bitişinde hep birlikte oluruz. Akbaşımıza ne yapsak azdır. Çünkü bu insanlar gerçekten her şeyin güzelini hak ediyor. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Gördüğünüz gibi bugün Akbaş'ta evde insanlar hiçbirisi kalmadı. Hepsi burada. Demek ki bu hizmetlere açmış. Bu hizmetlere ihtiyaçları varmış. Susuzmuş. Onlara her şey feda olsun. Ben verdiğim sözü tutmuş olmanın verdiği onuru yaşıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcıma, belediye başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, muhtarlarıma burada oldukları için, özellikle Akbaş halkının tümü burada olduğu için hepsine teşekkür ediyorum. Evet Sayın Karaca, siz neler söylersiniz? Şimdi özellikle 31 Mart seçimleri öncesinde buraya geldiğimizde her seferinde Akbaşlar bize şunu söyledi. Biz burada hep hizmet yönünden fakiriz. Bize hizmet gelmiyor. İstedikleri oy alamayınca bize hizmet etmiyorlar. Biz hizmet istiyoruz demişlerdi. Biz de ona şunu söylemiştik. Sayın Genel Başkanımızın talimatıdır. Biz oy verdi vermedi bakmayacağız. Hizmet isteyen her yere, öncelikle bugüne kadar ihmal edilmiş bütün her yere belediyemiz gereken hizmetleri verecek demiştik. Evet.
2,5 yıla yakın bir süredir bu yere de bu pazar yerini yapabilmek için, bu tesisin hem tahsisini hem inşasını sağlayabilmek için çok ciddi bir mücadele verildi. Ben de Sayın Belediye Başkanımız gibi Akbaşlı hemşerilerimize, bugüne kadar ihmal edilen, bugüne kadar hizmet yönünden ötekileştiren Akbaşlı hemşerilerime bu isteklerini yerine getirebilmiş olmanın, bu ihtiyaçlarını onlarla paylaşabilmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Akbaşımıza bu hizmet binası, pazar yeri hayırlı uğurlu olsun. Hep şunu söylüyoruz, söz verdik yapacağız, söz verdiğimiz her şeyi yapacağız. Evet başkanım, siz neler söylersiniz? Öncelikle Akbaş'a hayırlı olsun diyorum. Derman Belediyeciliğin güzel uygulamalarından birini daha bugün temelini atıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, eğer köylü milletin efendisi ise efendi gibi yaşamasını sağlamak bizlerin boynumuzun borcu. O nedenle bu borçları tek 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 yerine getireceğiz. Vatandaşımıza, belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.